Evet, güzel bir ilkbahar günü. Amasya, Sulova ilçesi, Harman Ağılı köyü, Karan Cersei çiftliğindeyiz. İsmini koyduk. Fakat Karan Cersei çiftliği mi, Karan ailesi Cersei çiftliği mi olsun diye biraz ikilemdeyiz. Güzel bir şeyin temelini atıyoruz Taha ile beraber. Bir de yaramaz Yusuf'umuz var. İnşallah o da gelecek, katılacak. Selamımızı İyi bir üçlü olacağız. Kiminin sonbaharı, kiminin ilkbaharı. Benim sonbaharım. Bu gençlerin ilkbaharı olacak inşallah bugünler. Ben 27 senelik çiftçiyim fiili olarak. Zaman zaman hayvancılık girişimlerim de olsa da esas profesyonel anlamda meyvacıyım. Türkiye'nin ilk bodur bahçelerini tesis ettik, çok büyük çapta olmasa da. İşte özellikle elma üstünde çok değişik argelerimiz oldu. Yüzlerce çeşit elmayı bölgede denedik. Değişik çeşitlerin bölgeye yerleşmesinde emeğimiz geçti. Daha sonra bir şekilde hünnapçı olduk. Esas bizim mesleğimiz, çiftliğimiz, dönerimiz hünnaptan şu anda ve normal tarımdan. Hayvancılık hep içimde bir ukdeydi. Çünkü tarım ve hayvancılık birbiriyle entegre olması gereken bir şey. Bizim çok fazla miktarda yem üretme yeteneğimiz var. Bölgemiz çok uygun bu işe. Fakat olmadı. Olmamasının temel sebebi de hayvancılık çok dikkat istiyor. Özellikle damızlık, yani inek yetiştiriciliği, süt ve damızlık yetiştiriciliği çok dikkat istiyor. Neredeyse ahırınızda 40 tane hayvan varsa 41. de siz olmanız lazım. Yani orayı o kadar benimsemeniz, içselleştirmeniz, bir arada olmanız lazım. Hayvanlarınızın hepsini ailenizin bir bireyi gibi tanımanız lazım. Tüylerinin renginden, affedersiniz, dışkısının o günkü durumuna kadar, keyiflerine kadar, kulaklarının dik durup durmadığı, ondan sonra yemi ne kadar iştahla yedikleri, ne kadar sürede ayakta kaldıkları, ne kadar sürede geviş getirdikleri, mutlu olup olmadıkları gibi çok ince detayları çok iyi gözlemeniz lazım ki sonuçta o hayvancılık işletmesini sağlıklı bir biçimde yürütebilirsiniz. Gerçekten çok iflas eden işletme gördüm ben hayatımda. Hayvancılık pek yapmadım diyorum ama iyi bir gözlemciyim. 27 senedir bilfiil, ondan önce de gençlik yıllarımda yine oldukça çeşitli işletmelerle içli dışlı oldum bu çevredeki. Özellikle damızlık işletmeleri çok riskli. Eğer çok birebir yanında değilseniz, içinde değilseniz, onun bir parçası olmadıysanız başarılı olma şansınız yok. O yüzden ben teşebbüs edemedim çok istediğim halde. Fakat Taha'nın gelmesi bana bir cesaret verdi. Beraber konuştuk bu teşebbüsü yapabileceğimizle ilgili. Ben fikirlerini söyledim, Taha fikirlerini söyledi. Bir noktada buluştuk. Güzel bir proje ürettik. Güzel bir fikir ürettik. Güzel bir hayal ürettik. Şimdi bu hayalin peşinden inşallah koşacağız. Bu uzun vadeli bir iş. Belki 20 sene, 30 sene sürecek. Belki inşallah Taha'nın ve Yusuf'un çocuklarını da ileride içine alacak. Uzun vadeli güzel bir iş olacak. Çünkü altyapımız müsait. Yem yetiştirme yeteneğimiz çok fazla. Özellikle kaliteli kaba yem dediğimiz hayvanın doğasına uygun olan değişik otlar, değişik baklagil bitkileri, mısır sılacı gibi. Zaten biz bunları üretip satıyoruz. Neden bunu kendi hayvanımıza yedirmeyelim? Böyle bir altyapımız zaten var. Ama dediğim gibi ahır işletmesi, sürü işletmesi, damızlık işletmesi çok farklı bir konu. Çok dikkat isteyen, yoğun emek isteyen, gözlem isteyen ve her şeyden önemlisi de sevgi isteyen bir konu. Evet, inşallah başlıyoruz. Çok sevinçliyim, heyecanlıyım. Tabii işin içinde başka şeyler de var. Yani 40 sene önceki yaşadığım mekanın tekrar hayat bulması, tekrar insanlarla, hayvanlarla dolması ve buradan insanlara faydalı bir şeylerin çıkması belki benim hayatımın son bölümü diyebileceğim bölümün en büyük kazancı olacak.